Sen de mi dinleyeceksin? Güzellik ve bakım sırları mı dinleyeceksin? Ne? Dinleyeceğim var mı senin de güzel? Güzel bıyıklar için reçeteleri. Var mı? Söyler misin iki iç Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Uzunca bir süredir ara vermiştim. Evdeki malzemelerle, kolay malzemelerle cilt bakımı nasıl yaparız videolarımın bir serisini daha efendim sizlere hazırlamaya karar verdim. Bugün de en problemli cilt, özellikle gençlerin ve akla problemi yaşayanların çok beğeneceği bir tarifimle karşınızdayım. Sivilceli ciltler için, yağlı ciltler için anında etki eden tonik karışımı karşınızda efendim. Dediğim gibi yani sivilceyi önce anlamak lazım, akneyi anlamak lazım. Akne tabii ki pek çok farklı nedenler gösterebilir. Ciltteki aslında enflamasyon dediğimiz bir problemdir. Enflamasyon neydi? Yangı, iltihap demekti. E cilt üzerinde de yaşadığımız sağlık problemleri, hormonal problemler, yediklerimizin yaptığı gıda alerjileri sonucunda cildimizde farklı nedenlerden dolayı sivilce, akne oluşabilir, siyah nokta oluşabilir. Tabii ki bunun en önemli gidermenin en önemli silahı temizlik. Yani cildimizi her gün çok düzenli bir şekilde her hele, hele sivilce akne problemi yaşıyorsak, yağlanma problemi yaşıyorsak sabah akşam cildi çok iyi temizlememiz gerekiyor. Akne karşıtı pek çok ürün var. Farklı fiyat aralıklarında, eczanelerde bulabileceğiniz, derma kozmetik dediğimiz ya da marketlerde bulabileceğiniz. Hepsi etkili. Beslenmenizin çok etkili olduğunu tekrar söylemem lazım. Alerji yapan şeyler, özellikle asidik yiyecekler, yüksek aside içerik, asit içeriği sahip... Pistiler. Bu da çalası tuttu yani. Bir dakika. İşte gördüğünüz gibi benim dışında pek çok dışsal faktör var. Bunlara rağmen ben bu videoları çekmeye çalışıyorum. Buyurun. Muşka Hanım, arkadaşım. Sanata saygımız olsun biz. Hanımefendi, bakar mısın? Canım benim. Neden böyle yapıyorsun? Kamerayı titretiyorsun. Evet, nerede kalmıştık? Zil kapıyı bölene kadar şurada kalmıştık hatırlıyorsanız. En son dedim ki sivilcenin nedenleri dedim. Dediğim gibi cildi çok iyi temizlemek lazım. Cildi sabah akşam akne karşıtı ürünlerle temizlememiz lazım. Asidik yiyeceklerden uzak durmamız lazım. Beslenme çok çok önemli. Asit içeren şeyler nedir? Asidik şeyler aslında gerçekten gazlı içecekler. Coca-Cola ve benzeri maalesef şeker ve yüksek. Asit içeren içecekler onun dışında kızartmalar, derin kızartmalar, baharatlar, domates gibi şeyler bunlar asitin miktarı çok yüksek şeyler. Bunlarla ilgili detaylı bilgi almak istiyorsanız, tolga.com web sitemde sizler için sivilceye neden olan yiyeceklerle ilgili pek çok yazım var. E, unutmadan bana hatırlatırsa Berrak arkadaşım, ben de videonun metin kısmına o linki eklerim ve izlersiniz. Şimdi tarif basit. Elma sirkem var. Ve maden suyum var. İkisi de birbirini cilt üzerinde, birbirini hem çok dengeliyorlar, alkali ediyorlar, hem de cilt üzerinde o kızgınlığı, kızarıklığı, yani enflamasyonu yatıştırıcı, gözenekleri sıkılaştırıcı, yeni sivilce oluşumunu engelleyici etkiye sahipler. Ölçü basit. Bir fincan, bir kahve fincanı elma sirkesi, bir kahve fincanı maden suyunu karıştıracağım. Hemen yapayım sizin için. Bu Burada ben bunları Ikea'dan almıştım ölçü kapları. Bu yaklaşık 100 ml. 15 ml var. Aradakiler kaybolmuş nedense. 100 ml birazcık fazla olabilir. Ben o yüzden yarısını yapacağım. Döktüm bu arada. Ay, neyse. 50 ml kadar koyuyorum. Emel lafıma da bu arada videolarımı izleyenler çok gülmüş. Arkadaşlar kusura bakmayın aromaterapist olduğum için eczacılarla çalışıyorum. Emel mililitrenin kısaltılmışı ve maalesef kimyagerler, eczacılar ve işin profesyonelleri Emel der. Ee, videolarımda her zaman söylediğim gibi faydalı şeyler paylaşmaya çalışıyorum. Ama bunu nasıl söylediğim gibi gereksiz yorumlarla böyle iyi yaşam bilgileri içeren bir sayfada troll yapmanıza hiç gerek yok. Emel denir, mililitre denir. Canınız nasıl istiyorsa öyle denir. 50 militre maden suyu koydum. 50 litre elma sirkesi koydum. Ve nasıl uygulayacağım? Çok basit. Şöyle gösteriyorum. Aslında bunu koyu amber rengi, ağzı kapaklı bir şişeye şeye koyabilirim. Ölçüleri arttırabilirim. 2, 2, 2 fincan, 2 fincan yapabilirim. Soğuk güneş görmeyen bir yerde kullanabilirim. Cildimi temizledikten sonra bunu bütün yüzüme, problemli olan bölgeye böyle siliyorum. Elma sirkesinin faydaları saymakta bitmiyor. Hani bazılarınız sabah kalktığınızda ılık bir bardak suyun içerisine bir tatlı kaşığı elma sirkesini içiyorsunuzdur eminim. bununla ilgili uzmanlar ikiye ayrılıyor. Diyetisyenler diyor ki yani bunun hiçbir etkisi yok. Doğrudur. Ancak içerisinde probiyotik ve probiyotik olduğu için sabah saatlerinde sindirim problemleri yaşayanların aç karnı, ılık bir bardak içine azıcık elma sirkesi katılmış ve su içmelerinde bence hiçbir sakınca yok. Onun dışında dediğim gibi probiyotikçe zengin, bağırsak dostu, probiyotikleri cilt üstüne de kullanmamızda hiçbir sakınca yok. Elma sirkesi çok alkali özelliği yüksek. Yani asit-alkali dengesine baktığımızda bazik özelliği yüksek. Biliyorsunuz, yediğimizde bir pH değeri var. pH değerimiz 5.5. Fakat çevresel şartlar, cildimizi iyi temizlememiz, cilt üzerinde kullandığımız kötü sentetik içerikler, onun dışında yediklerimizin dildiğimiz üzerinde içeriden ve dışarıdan çok fazla enflamasyon yapıcı etkiye var. Bu enflamasyonu çok çok duyacaksınız. Sadece benden değil, herkesten duyacaksınız. Enflamasyon da nedir Ayşe derseniz enfleme olmak yani yangı, iltihap gibi problemler ama bu illa aldığınız anlamda yarınızın iltihabı olması değil. Yediğiniz içtiğiniz şeyler vücudunuza enflamasyon yapıyor. Hücrenizde vücudunuzda enflamasyon yapıyor. İşte laktik asit birikmesi diyorsunuz ya da başka şeyler diyorsunuz. Bunlar hep enflamasyon işareti. Bu ara bilgiyi de vermiş olayım efendim. Bu kadar basit bir tarifi nasıl bu kadar uzatırım derseniz işte faydalı bilgilerle böyle uzatabilirim. Sabah akşam kullanabilirsiniz. Hiçbir son kullanma tarihi yoktur. Tabii ki ürünü var. Bir saniye müsaade eder misin hayatım? Konuşmaya çalışıyorum burada. Sürekli ilgi çekiyor. Şu anda da kürşatı kesiyor yani. Kürşata bakıyor böyle bir şey dediğim gibi e, kullanma son kullanma tarihi yok. Her gün kullanabilirsiniz. Sabah ve akşam özellikle temiz cilde kullanabilirsiniz. İlla eee akne cilt probleminin ol, olmasına gerek yok. Cildiniz çok kuruysa sonrasında güzel nemlendirici serumunuzu kullanabilirsiniz. Umarım faydalı olabilmişimdir. Videomu beğendiyseniz yukarı parmak tuşuna basarak videomu beğenebilirsiniz. İzlemek istediğiniz başka konular varsa videomun altındaki metin kısmına değerli yorumlarınızı yazarsanız biz de incelemekten ve çekmekten memnun oluruz. Hala abone olmayanlarınız varmış diye duydum. Lütfen kanalıma abone olunuz efendim. Bugünlük benden bu kadar. Hoşçakalın.